Merhaba değerli izleyenler, iyi akşamlar. Yeni bir Ne Var Ne Yok programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Hüseyin Aptekin ile birlikteyiz. Bu akşam önemli bir konuğumuz var ve çok değerli bir konuyu konuşacağız. Doçent Doktor Enes Bayraklı. Enes Hocam hoş geldin. Öncelikle hoş bulduk hoş hocam. Diyelim. Merhabalar. Enes Hocamız da bu akşam İslamofobi raporunu konuşacağız. Artık bir gelenek haline geldi son yıllarda. Her yıl İslamofobi raporunu yayınlıyor Enes Bayraklı. Hem Türkiye'de hem de küresel ölçekte bir etki alanına sahip bir rapor. Yeni yayınlandı ve sıcağı sıcağına biz de Enes Hoca ile bu konuyu konuşmak istedik. Enes Hocam öncelikle tekrardan teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi bu İslamofobi raporu ne anlatıyor, kaç yıldır çıkıyor? Nasıl bir önemi var araştırmacılar, akademisyenler ve gazeteciler için paylaşır mısın? Evet. Şimdi bu raporu biz hocam 2015 yılından beri her yıl düzenli olarak yayınlıyoruz. Bu yıllık bir rapor. En son 2021 yılına ait raporu geçtiğimiz 21 Eylül'de Avrupa İslamofobiye Karşı Eylem Günü 21 Eylül. O gün yayınladık. 2022 yani içinde bulunduğumuz yılın raporunu da Mart ayında yayınlayacağız. 15 Mart'ta. 15 Mart'ta Birleşmiş Milletler tarafından İslamofobi ile Mücadele Günü ilan edildi. Biliyorsunuz bu Tarant'ın terör saldırılarının yaptığı gün 15 Mart. Türkiye'nin girişimleriyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri ve Pakistan'ın girişimleriyle Birleşmiş Milletler bunu İslamofobi ile Mücadele Günü ilan etti. Birleşmiş Milletler de resmi olarak evet ilan etti. Tabii şimdi arada belki o bilgiyi de vermek lazım. Bu karara da sadece Hindistan, Fransa ve Avrupa Birliği temsilcileri itiraz etmişler tartışma sırasında. Dolayısıyla aslında bu da bize... Hindistan, Fransa ve AB temsilcileri. Bu da bize aslında meselenin hangi boyutta olduğunu gösteriyor. Belki onu şimdi ilerleyen kısımda konuşacağız. Dolayısıyla rapor yıllık bir rapor. Ve hangi ülkeleri kapsıyor? Hocam Avrupa'daki neredeyse bütün ülkeleri kapsıyor. En geniş kapsamlı yayınladığımız yıl 34 ülkeyi kapsıyordu. Bu yıl 27 ülke var. Her yıl tabii o ilgili ülkeydeki raporu yazacak yazar bulmakta bazen sıkıntı çekebiliyoruz. Bunun çeşitli sebepleri var. Bir tanesi tabii aşırı sağcılar ve aşırı sağcı gruplar tarafından tehdit ediliyor yazarlarımız. Yazarlar. Evet, ölüm tehdidi alanları var. Diğer taraftan hükümetlerin baskısı var bu rapora katkı verdikleri için. Mesela Orta Avrupa ülkesindeki bir yazarımız İçişleri Bakanlığı tarafından aranarak bu rapora katkı sunmaya devam ederseniz bizden herhangi bir fon alamazsınız diye açıktan tehdit edildi. Bu ülkenin ismini zikretmeyeceğim burada ama günün sonunda ama raporun şöyle bir tarafı var. Sadece Batı Avrupa ülkelerine değil, Doğu Avrupa ülkelerine de, Güney Avrupa ülkelerine de, Kuzey Avrupa ülkelerine hepsiniyle ilgili bir rapor ve alanında tek. Şimdi hani rapor derken aslında 1000 sayfaya yakın bir cilt'ten bahsediyoruz. Evet, 900 sayfa civarı en son yayınladığımız rapor. Çünkü her ülke ile ilgili ayrı bir rapor yazılıyor. O ülkedeki işte İslamofobiye ile ya da ırkçılıkla ilgili çalışan bir aktivist, akademisyen ya da sivil toplum kuruluşu mensubu tarafından yazılıyor. Genellikle akademisyenler tabii bunlar ve o ülkedeki gelişmeler, o yıl ne oldu onlara bakıyorlar. Öncelikle bir genel değerlendirme yapıyorlar. O yıl ne oldu? Ondan sonra siyaset alanında ne oldu? Eğitim alanında hangi gelişmeler oldu? İslamofobi alanında tabii. Diğer taraftan hukuk alanında, iş hayatında, medya alanında hangi gelişmeler oldu? Ve sonunda, raporun sonunda hangi pozitif adımlar atıldı bununla mücadele için ve o ülkedeki İslamofobiye'deki önde gelen isimler kimlerdir, gruplar, şahıslar kimlerdir ve sonunda da bir politika önerileri oluyor ve bir de kronoloji oluyor. Kısa da olsa bir kronoloji oluyor. Önemli olayların listelenmesi. O seneye dair. Bu tabii önemli. Neden önemli? Birçok Avrupa ülkesinde İslam düşmanlığı ya da İslamofobi ile ilgili istatistikler tutulmuyor. Ayrı istatistikler yok. Genel nefret suçları raporları yayınlıyor. İçişleri Bakanlıkları, polis ya da işte ırkçılıkla ilgili genel raporlar yayınlıyor ama Müslüman oldukları için nefret suçuna maruz kaldıkları ya da işte ayrımcılığa maruz kalmaları ile ilgili ayrı istatistikler yayınlanmıyor. Dolayısıyla bizim raporumuz birçok ülkeyle ilgili böyle bir genel resmi ortaya koyan
nitel bir çalışma, nicel bir çalışma değil her şeyden önce tabii. Çünkü bütün 28 ülkeyle, 30 ülkeyle ilgili nicel çalışma yapmak çok mümkün değil açıkçası. Çok ciddi bir kaynak gerektiriyor bu. Ama buna rağmen AGİT mesela, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı her yıl nefret suçları raporu yayınlıyor. Ve bu rapor da bizim raporumuz bölgesel katkı sunan rapor olarak. 5 tane böyle bir şey var. Farklı kuruluş bölgesel olarak katkı sunuyor. Yani tüm Avrupa'da. Onlar bütün Avrupa'yı tanıyorlar. Farklı sivil toplum kuruluşlarının yayınladıkları raporlara, devletlerin raporlarına bakıyorlar. Ama bizim raporumuz bölgesel olarak katkı sunan bir rapor olarak 5 yıldır referans kaynağı olarak AGİT tarafından kullanılıyor. Çok değerli. Evet, bu da aslında nasıl bir boşluğu doldurduğunu da bize gösteriyor. 2015'te başladık dedin. Mesela 2015'ten bugüne hem raporun kapsamı işte ülkeler anlamında nasıl değişti hem de sahada bu nefret söylemi bağlamında Müslümanlara karşı İslamofobi bağlamındaki içerikler arttı mı, azaldı mı? Nereye doğru bir gidiş var? Şimdi aslında biz raporun fikri nasıl ortaya çıktı onu da tartışmak lazım. Yani konuşmak lazım. Ben Viyana Üniversitesi mezunuyum. Viyana'da o da bir ayrı İslamofobinin konusu. Bunu da belki bugün konuşacağız. Orada okurken Avusturya'daki Avusturyalı Müslüman işte öğrencilerden biri Ferit Hafız'la tanıştık o dönemde. Ve daha sonra irtibatımız devam etti tabii. Ben Türkiye'ye döndüm, bir sivil toplum kuruluşunda, bir düşünce kuruluşunda çalışmaya başladım. İstanbul'a kendisini yaptığı bir ziyarette yemek yedik. O bir İslamofobi yıllığı çıkarıyordu. Almanca bir akademik dergi. Jahrbuch für Islamophobie Forschung. Bu bir akademik dergi. Ya bununla ilgili işte hani nasıl bu dergiyi geliştirebiliriz, ne yapabiliriz gibi tartışıyorken ben böyle bir yıllık rapor çıkarsak nasıl olur gibi bir fikir ortaya attım. Sonra bunun üstüne beraber çalışarak bu raporu ilk o dönem çıkartmaya başladık. Tabii ilk çıkarttığımız bu zamanlarda temel tartışma konusu şuydu Avrupa'da. Yani İslamofobia diye bir şey yok. Bu bir sizin uydurduğunuz bir sorun. Varsa hani nerede, kanıt nerede? Kayıtlar yok. Rakamlar yok, istatistikler yok. Dolayısıyla bu tekil, sağda solda olan ufak tefek olayların sizin bunları abartmanızdan ibaret bir problem diye aşırı sağcılar ya da siyasetçiler görmezden geliyorlardı bu problemi ve bu sorunu. Fakat biz raporu yayınladıktan sonra şu ortaya çıktı ki bir, İslam düşmanlığı ya da İslamofobi nasıl adlandırırsanız adlandırın, bu sorun sadece Batı Avrupa'ya da has bir sorun değil. Yani sadece Müslüman azınlıkların görünür oldukları, belli bir nüfus oranına ulaştıkları %8 Fransa'daki gibi, %7, %6 Almanya, Avusturya gibi ülkelere has bir sorun değil. Aynı zamanda Çek Cumhuriyeti gibi, Polonya gibi, Macaristan gibi Müslümanların neredeyse hiç bulunmadıkları. Yani mesela Macaristan'da Müslümanlar nüfusun 0.001'ini oluşturuyorlar. Yani akşama kadar veya Çek ya. Akşama kadar Budapeşte de sokakta gezseniz yani bir Müslümana rastlama olasılığınız çok düşük ama mesela Almanya'da öyle değildir Berlin'de bir başkent olarak baktığınız zaman. Ama buna rağmen mesela Macar medyasının, Macar siyasetinin ya da Polonya medyasının dili müthiş bir İslam düşmanlığıyla, Müslümanlara karşı ön yargıyla, nefretle, İslam'ı şiddetle, terörle, geri kalmış tırnak içerisinde oryantalist birçok kavramlarla ve imajlarla dolu olduğunu gördük. Bu da bize şunu gösteriyor. İslamofobia dediğimiz sorun ya da aslında haddi zatında ırkçılık dediğimiz problem ırkçılığa maruz kalan insanların bu afrofobi olabilir, negrofobi olabilir, yani siyah karşıtı ırkçılık olabilir, Roma olabilir yani bizim Romanlar dediğimiz Roman vatandaşları ırkçılık olabilir, antisemitizm olabilir ya da İslamofobi olabilir. Bu da bir ırkçılık türü olarak tanımlıyoruz. O grubun ne yapıp ettiğinden bağımsız şekilde gelişen bir nefret ve ayrımcılık ve ırkçılık. Dolayısıyla onu belirtmek lazım. İslamofobia, İslam düşmanlığı dediğimiz zaman bu sorunun sanki Müslümanlar, İslam toplumları ya da çeşitli İslam grup, Müslüman gruplar farklı yanlış hatalar yapıyorlar. Bundan dolayı bunlar bütün bu İslam düşmanlığı dünyada körükleniyor. El-Kaide terör saldırısı yaptı. Kendini İslam'a nispet eden bir terör örgütü. Biz kabul etmiyoruz bunu ama her ne kadar kabul etmesek ve tartışsak da. El-Kaide'nin yaptığı terör saldırılarından dolayı İslam düşmanlığı yükseliyor. Sebep-sonuç ilişkisini ben yanlış kurduğumuzu düşünüyorum. Bunun bir katkısı var ama esas sebebin o olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu antisemitizmde de böyle. Dolayısıyla burada apolojitik, yani özür dilemeci bir tavırla bu soruna yaklaşmanın sorunu çözeceğini düşünmüyorum ben. Yani İslam barış dinidir.
İşte Müslümanlar işte iyi insanlardır. Aslında o kadar da kötü insanlar değiliz. Değiliz. Az kendimizi bir kendimizi dünyaya anlatsak, bizi bir anlasalar, bizi çok sevecekler gibi yanlış bir yaklaşımla bu sorunu çözebileceğini düşünmüyorum. Ha, bu bireysel ilişkilerde, birebir ilişkilerde işe yarar. Yarıyordu zaten nitekim. Yani Batı'da hepiniz bulundunuz, üniversite okuduk. Ya da orada yaşayan vatandaşlarımız ya da Müslümanlar hep buna zaten şahit olmuşlardır. Bir süre sonra sizi tanıdıkları zaman insanlar, aa sen ne kadar iyi bir insansın, keşke bütün Müslümanlar, keşke bütün Türkler senin gibi olsa diye bunu yurt dışında yaşayan bir insan en azından hayatında bir defa duymuştur. Biliyorsun bazı Balkan ülkelerinin yöneticileri şunu söylüyorlar, yani eğer Osmanlı değil de bizi yüzyılları boyunca işte Haçlılar yönetseydi, tarihimiz, kültürümüz, işte mezhebimiz falan hepsi yok edilmişti. Üzerinden geçmişlerdi. Osmanlı ne kadar hoşgörülüymüş falan diye söylüyorlar. Şimdi Enes bir virgül koyalım. Güzel açıkladın. Biraz yani raporun yöneticisi olduğu için Enes iki soru arka arkaya sordum Hüseyin. Araya ben de birkaç tane küçük soru sıkıştırdım galiba. Tabii iyi oldu. Güzel bir giriş oldu. Şu da var mesela onu soracağım sana. Bir Türk fobi Avrupa'da hani İslamofobinin altında böyle bir şeyden bahsedebilir miyiz? İkincisi biraz değindin ama belki biraz da açmak istersin. İslam'ın ontolojik olarak varlığına yönelik bir karşıtlık mı var yoksa Müslümanların davranışlarına yönelik bir şey mi var? Yani İslamofobiyi üreten şey burada ne? Onları tekrar şey yapacağım, soracağım sana ama Hüseyin sen nasıl bakıyorsun? Bu İslamofobi 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra mı görünür olmaya başlayan bir şey Avrupa'da? Yoksa bu hani Enes'in de biraz değindiği gibi daha köklü bir problemi. Bir de şu var. Yani İslamofobiyi tetikleyen meseleler de nedir? Yani nasıl bakmamız lazım bu sürece? Önemli sorular bunlar Yusuf. Ama ben öncelikle Enes Hoca'ya bu değerli rapor için bir de şahsen teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yıllardır biz hep şunu gördük. Ya Türkiye parmak doğrultulmuş Türkiye'ye ve ya Türkiye yeterince özgür değil. Türkiye'de insan hakları şöyle bozuk, şöyle eksik. Türkiye bizim gibi olmalı, ilerlemeli. Hmm. O ilerlemeci, o lineer tarihçi yaklaşım da vardı. Ve biz hep yargılanan, kusur aranan taraf, edilgen taraf. Yani büyütecin tutulduğu taraf olarak hep bulunduk. Öte yandan da sanki Avrupa bir normatif güçmüş gibi tüm o kusurlardan münezzeh, etrafa yargı dağıtan bir üst merci olarak görülüyordu. Ve az önce Nesi Hoca da bahsettiği gibi ya tamam ne olmuş bir yerde ırkçı saldırı olmuş olur insan yapabilir bunu. Ama bunun böyle bir raporla raporlandırılmaması, dökümünün yapılmamasından dolayı karşı cevap vermede zorlanıyorduk. Ama şimdi bu rapor ve umarız benzerleri de artar çoğalarak gelir bize şunu gösteriyor. Hayır bu işte tek tük sağda solda böyle nasıl diyelim şahsi bazı kişilerin psikolojik bozukluklarından dolayı söylemlerinde ve eylemlerinde gösterdikleri bir eylem türü değil. Çok sistemli. Ve kurumsal. Yani sadece toplumsal, sadece aşağıdan yukarıya da değil. Aslında tüm sistem, tüm o kurumsal yapı da o çerçevede hem toplumu bu şekilde diri tutuyor, İslamofobik bir güdüyle, hem de kurumsal anlamda bir dışlayıcı, ötekileştirici bir tutumda olduğunu görüyoruz. Bu rapordaki bu sistemli döküm bize bu resmi veriyor. Ya tabii 1000 sayfalık raporu elimize alıp baktığımızda yani bu kadarı da hani bireysel yalnız kurt eylemi saldırısı olamaz. Bu kadar çok parça bir tesadüf eseri olamaz. Bunun arkasında sistemli bir dizayn var. Bu rapor bize bunu gösterdi. O yüzden bu yüzden teşekkür ediyorum. İki de gerçekten de az önce çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Yani şöyle bir tutum var. Bazı özellikle işte oralarla teması olan akademisyenlerde yahut da kanaat önderlerinde ya işte bizler kötüyüz ama ben biraz daha farklıyım. Ben sizin gibiyim. Ya değil. Ya baktığımızda aslında bir taraf diğer taraftan daha medeni ise, daha kuşatıcıysa o olumlu olan taraf aslında bu taraf. Bunu da orada yaşayanlar, o tecrübeyi edinenler aslında görebiliyorlar. Az önce senin verdiğin örnek çok değerliydi o bakımdan. Gerçekten de bugün işte Ortodoks dünyaya baktığımızda bunun arkasında bir tarihi kuşatıcı sistem var. Yani buranın kurumsal dizaynı farklı olanı yaşatmak üzerine kurulmuş. Böyle dişlerle eritmemiş. Şuna ne diyorsun Hüseyin? Bu uluslararası sistem açısından yani İslamofobinin işte Avrupa'da işte Batı'da diyelim yani Amerika'yı da çünkü orada da çok yoğun bir şey var. İslamofobi var. Bunun arkasında Soğuk Savaş'ın bitmesini
Rusya'nın işte SSCB'nin çökmesinden sonra işte NATO'nun yeşil kuşak diye bir şey oluşturulduğuna dair ve ondan sonra bu İslam karşıtlığının bir öteki olarak konumlandırıldığına dönük bir şey var. Yaklaşım da var. Bu ne kadar gerçek ya da ne kadar bu mevcut durumu besliyor sence? Ya bence mevcut durumu besleyen bir konjonktürel sebepler var. İki daha statik, daha durağan sebepler var. Konjonktürel sebepler dediğin gibi olabilir. Yani Soğuk Savaş bitti. İşte 89'da Berlin Duvarı yıkıldı. 91'de Sovyetler Birliği dağıldı. Ve yeni bir düşman ihtiyacı doğdu. Batı'daki o safları sıkı tutacak yeni bir öteki ihtiyacı doğdu. Bu konjonktürel bir şeydir. Hani birkaç 10 yıl geriye gider. Daha yakın zamanlarda doğudan batıya, güneyden kuzeye göç hareketleri oradaki demografik dengeyi dönüştürmeye başladı yavaş yavaş. Bunun bir kısmı algıdır, abartılıyordur ama gerçekçi bir kısmı da var. Değişen bir demografi de orada içeride bazı reaksiyoner hareketleri kamçıladı ve onlara popülist siyaset yapma imkanı tanıdı. Bu da konjonktürel bir sebep. Bu da hani yakın zamanda göç dalgalarıyla ilgili bir durum. Ama bunların ötesinde bir de durağan, hep orada olan, bazı dönemler daha potansiyel ama bazı dönemler daha çok böyle görebildiğimiz, elle dokunabildiğimiz, somut hal alan bir sebep daha var. O da biraz kimlik temelli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Batı'nın ötekisi işte Budistler olamaz, Şintoistler olamaz. Batı'nın ötekisi sınır çizdiği, sınırın öte tarafındakilerdir. Yani Türktür, Osmanlıdır, Müslümandır. Adı ne dersen de ve bugün o öteki artık sınırın bu tarafına geçmeye başlıyor. Bu da bence daha durağan, çok daha köklerini geride bulabileceğimiz ve tarih içerisinde sürekliliği olabilen bir sebep. Çok potansiyel kelimesini kullandın aslında, o da hani benim için iyi oldu. Onu tam Enis'e, Hoca'ya sorayım. Şimdi bu potansiyel dedi Hüseyin. Şimdi bu durağan faktörler arasında potansiyeli ne kadar fark edilmesi. Mesela son işte yıllarda Türkiye'nin kendi potansiyelini fark ettiği, keşfettiği ve onun üzerine yeni bir güç dinamiği inşa etmeye başladığı bir tablo var karşımızda. Bunu işte farklı coğrafyalarda ve savunma sanayinde özellikle görebiliyoruz. Bu anlamda hani bakıldığında bu İslamofobinin içerisinde bir Türk fobi de Batı'da karşımıza çıkıyor mu? Ne tür örnekleri var? Tabii şimdi Türkofobi dediğimiz Türk düşmanlığı, Türk korkusu aslında İslam düşmanlığıyla başat giden bir unsur. Neden? Çünkü zaten özellikle Batı Avrupa'nın İslam'la ilgili düşüncelerini, zihnini, anlatılarını şekillendiren temel şey Osmanlı ile Türklerle olan karşılaşması. Dolayısıyla son bu bin yıllık diyelim hikaye. Yani bir de bir Araplarla biliyorsunuz Endülüs Emevi Devleti ile olan sınırları vardı. Ama onu tarih sahnesinden 1500'den itibaren 1490'dan itibaren sildiler. 1492. Ondan sonra modern dönemde Batı Avrupa'nın İslam'la ilgili ilişkisini şekillendiren temel şey Osmanlı. Osmanlı gücü, Türkler, Türk korkusu, Türklerle ilgili inşa ettikleri imajlar. Şimdi burada demin İslam düşmanlığı ile ilgili statik sebepler, konjektürel sebeplerden hocam bahsetti Hüseyin hocam. Şimdi birincisi tarihsel olarak baktığımız zaman iki temel unsur var. Bir, İslamiyet ile Hristiyanlık arasında bir teolojik bir rekabet ve tartışma var değil mi? Kaçınılmaz olarak. İslamiyet yeni bir din olarak gelmiş ve kendisinin son din olduğunu iddia ediyor. Hristiyanlık, Hristiyan din adamları, ruhban sınıfı bundan bir tehdit algılamışlar ve buna bir cevap üretmek için Orta Çağ boyunca bir yazın üretmişler, bir literatür üretmişler. Edward Said bunu Orientalizm adlı eserinde çok güzel bir şekilde inceler. Hayal unsuru, oturdukları yerden Hazreti Peygamber'le ilgili hayal ürünü biyografiler yazmışlar. Kur'an-ı Kerim'le ilgili hayal ürünü, İslam'la ilgili toplumu korkutmak, İslam'dan soğutmak ile ilgili. Çünkü şimdi biz bunu anlayamıyoruz ama İslam tırnak içerisinde gerçekten Avrupa için, Batı için, Hristiyanlık için ciddi bir tırnak içerisinde tehditti. Yani ortadan kaldıracak derecede çok hızlı bir şekilde yayıldı. Hatırlayın İslam'ın ilk dönemlerini, Endülüs'e kadar gelmesini, Osmanlı'nın çıkması tarih sahnesine. Dolayısıyla bu tehdide karşı bir yazın ürettiler bunlar ve bu nefretle dolu aslında. Hatta Martin Luther King'e, Martin Luther'e kadar giden, özür dilerim, onun da hatta Türkler aleyhine ürettiği ciddi bir literatür var. Fakat onun ötesinde, bu teolojik tartışmanın ötesinde bir de jeopolitik rekabet var. Yani İslam dünyasından ortaya çıkan siyasi güçler, işte Osmanlı İmparatorluğu, Emevi Devleti, Selçuklular, Batı ile çok büyük bir mücadeleye de girişmişler Batılı devletlerle. Ama burada sınırlar çok da keskin değil.
zaman zaman Osmanlı'nın işte Fransa'yla ittifak yaptığını, karşısında başka bir Müslüman devletin, başka bir Hristiyan devletle ittifak yaptığını, bunu Amin Maluf'un bu Haçlılarla ilgili kitabı var. Mesela onu okumanızı tavsiye ederim. O 11. yüzyılda Haçlılar Anadolu'ya gelip buradan Kudüs'e geçtikleri zaman o dönemdeki şeyleri anlatır. Arapların gözünden Haçlı seferleridir kitabın ismi. Ve orada şunu görürsünüz. Gelmişlerdir Urfa'da Edessa. Orada bir kontluk kurmuştur Haçlılar. Diğer taraftan Hatay'ı almışlardır. Antakya'yı almışlardır falan. Küçük kontluklar kurulmuştur. Bir süre sonra bunlar Orta Doğu jeopolitiğinin, o gün Orta Doğu diyemiyoruz ama o bölgenin jeopolitiğinin bir parçası olmuşlar. Bu sefer bir Hristiyan kontlukla bir Müslüman beylik ittifak yaparak başka bir Hristiyan kontluk ve Müslüman beyliğin oluşturduğu bir ittifakta savaşa ve mücadeleye girişmiş. Tekfurlar. Evet, aslında bugün Orta Doğu'ya baktığımız zaman resim nasıl? Çok da bize yabancı gelmiyor 11. yüzyıldaki o karmaşa dönemi. Ve bu işte jeopolitik rekabetten dolayı da bir nefret ve korku da oluşturuldu Batı'da İslam'a ve Türklere karşı, Müslümanlara karşı. Neticesinde ama artık yani Avrupa bunu bu tarihsel temel tabii bu tarihsel temel. Şimdi ben Viyana'da okudum üniversiteyi ve Viyana şehrine gidecek olursanız Türkler, Türk korkusu, 2. Viyana kuşatması ile ilgili şehirde birçok bölgede hatırlatıcı materyallerin olduğunu, işte Türklerin attığı bir top güllesi kalmış o zamandan bir işte binanın kenarına konulmuştur. Bir yerde bir gravür vardır. Yeni yapılan bir binada vardır bu. İşte Viyana kuşatmasını resmeden. Başka bir yerde işte Avusturyalıların meşhur komutanı Sobieski ve işte Prens Eugen'in işte atın üstünde Türk sancaklarını ezdiği gibi gibi yüzlerce örnek vardır. Halbuki Viyana'ya tek kuşatan ordu Türk ordusu değildi mesela. Fransızlar da geldiler, Viyana'yı işgal ettiler. İkinci Dünya Savaşı sırasında işte geldi İtalyanlar, Amerikalılar geldi işgal etti. Efendim söyleyeyim, Fransızlar geldi işgal etti. Sovyet işgalinde kaldı 10 sene bir kısmı gibi 10 sene yani kaldı. Biliyorsunuz 55'te Avusturya bağımsızlığını kazandı tarafsız olma şartıyla. Fakat Türk korkusu o zihinlerde kalmış. Dolayısıyla bir böyle tarihsel temel de var ama özellikle bu biraz da üretilen bir şey mi? Üretilen ve sürekli canlı tutulan bir şey. Tarihi anlatıyla birlikte canlı tutulan bir korku. Ama işte aydınlanma ve ondan sonraki dönemde biliyorsunuz Batı dünyaya hakim oldu. İşte sömürgecilik ve sömürgecilikte üretilen dil, emperyalizmin beraberinde götürdüğü ırkçılık ideolojisi üretti. Irkçılık ideolojisi dünyaya hakimiyet altına alırken biliyorsunuz emperyalizmi meşrulaştıran, meşru kılan temel ideoloji ırkçılıktı. Yani nasıl yoksa bu emperyalizmi ve sömürgeciliği değil mi meşru hale getireceksiniz? Beyaz adamın, beyaz. Üstün beyaz adamın dünyayı medenileştirme misyonuyla, değil mi? Senin demin bahsettiğin şey aslında o şekilde de anlayabiliriz. Hala Avrupalılar, Avrupa merkezci bir bakışla doğuya parmak sallayan medenileştirici, demokrasi getirici değil mi? O medenileştirici misyonu devam ettirmek istiyorlar, ettiriyorlar kendilerine göre. Dolayısıyla o dönemde özellikle orta çağlardan sonra aydınlanma işte yeni çağ döneminde mücadelenin çok kızıştığını görüyoruz ama bir süre sonra biliyorsunuz artık Osmanlı İmparatorluğu falan tarih sahnesinden çekildi. Batılılar bütün dünyaya hakim oldular. O ara dönemde faşizm, komünizm gibi paradigma içi rakipler çıktı. Bunları bir süre sonra tasfiye ettiler. Ondan sonra işte Soğuk Savaş sona erdikten sonra dönüldü. Tekrar nereye bakıldı? İslam dünyasında bir potansiyel var. Demin bahsettiğim ontolojik olarak İslamiyet Batılıların şekillendiremediği, protestanlaştıramadığı, değil mi? Bugün ne yapmaya çalışıyorlar? Bir Alman İslamı oluşturmaya çalışıyorlar. Bir Avrupa İslamı, bir Avusturya. Nedir Avrupa İslamı? Avrupa İslamı dediğimiz şey İslamiyet'in iddialarından Hristiyanlık gibi toplumsal hayatı şekillendirmede soyutlandığı, özel alana hapsedildiği, toplumsal alanın dışına çıkarıldığı, i̇şte kamusal alandaki görünürlüklerini silindiği, eşcinsel imam, kadın imam, eşcinsel imam evet, falan gibi ondan sonra bir İslam üretilmeye çalışıyor. Ve İslam dünyası ya da İslamiyet diyelim. Çünkü İslam dünyasında böyle güçlü bir teknolojik birikim, ekonomik birikim yok. İslam dünyasından da bahsetmek çok da kolay değil. Ama bir potansiyel var. Bu potansiyel bir tehdit olarak tanımlandı. Ve onu boğmak, yatağında boğmak için, kuvveden fiile geçmemesi için bu İslam korkusu dünyaya zerk edildi. Şimdi ne işe yaradı peki? Uzattım ama. Birincisi iç siyasette bir işe yarıyor. O Müslüman göçmenler, görünür hale gelen Müslüman göçmenlerin disipline edilmesi, regüle edilmesi, asimile edilmesi için bir sopa haline dönüştü.
İslam işte güvenlikleştirildi, Müslümanlar güvenlikleştirildi ve onun üzerine olağanüstü politikalar normal hale getirildi, ayrımcı politikalar iç siyasette. Ve bunun üzerinden de Avrupa siyaseti otoriterleşti, aşırı sağcılaştı ve bütün bunlar normal hale geldi. Diğer taraftan dış politikada da İslam dünyasındaki Batı'nın tahakkümünü sürdürmeleri politikasının bir parçası haline geldi İslam korkusu ve düşmanlığı. Bunun üzerinden Amerika'nın Irak'a yapmış olduğu operasyon ve işgal meşrulaştırıldı. Afganistan'daki insan hakları ihlallerini meşrulaştırdı. Bütün Orta Doğu'daki ve daha da önemlisi İslam dünyasındaki diktatöryel rejimlerle olan işbirliklerini de bunun üzerinden meşrulaştırıyorlar. O diktatöryel rejimler de kendi iktidarlarını da Batı'ya böyle satıyorlar. Diyorlar ki biz gidersek onlar gelir. Dolayısıyla biz sizin buradaki çıkarlarınızın bekçisi biziz. Batılılar da nasıl yoksa işte diyelim ki bu kadar Türkiye'ye saldırıyorken Türkiye İslam dünyasındaki neredeyse bir elin parmaklarını geçmeyecek demokrasilerden bir tanesi, serbest seçimlere sahip olan bir ülkeye bu kadar saldırıyorlar. Bir taraftan Sisi'yi kırmızı halıyla karşılıyorlar. Evet, burada Sisi makbul lider. Bir virgül koyalım. Evet. Son soruyu soracağım sana birazdan. Türkiye'deki İslamofobi ile alakalı. Ama önce Hüseyin sana bir soru sormak istiyorum. Şimdi bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Birleşmiş Milletler'de özellikle yaptığı bir çağrı var. Dünya beşten büyüktür çağrısı. İşte dünyada 1,5 milyar civarında Müslüman olduğunu varsayarsak, BM'de temsil edilmeyen bir İslam coğrafyası ya da Müslüman toplumlar var. Şimdi bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısına değerlendirdiğimizde bu İslamofobiyi azaltacak, Batı'da da Amerika'da da azaltacak bir potansiyel mesaj taşıyor mu? Ya böyle bir tablo ortaya çıksa Enes'in de bahsettiği, altını çizdiği o problemler en azından bir miktar giderilebilir mi? Ben dünya beşten büyüktür söylemini çok kıymetli buluyorum Yusuf. Şundan dolayı bu hem ilkesel olarak çok tutarlı, çok doğru bir argüman. Hem de pratikteki yansımaları bakımından da zaten fiiliyatın da artık kurumsal düzlemde karşılık bulması gerektiğini ortaya koyan pratikte bir söylem. İlkesel olarak neden önemli? Şundan önemli. Dünya beşten büyüktür. Kim bu beş? Bu beş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri. Evet. Kim bunlar? Bunlar sömürgeci emellerinden dolayı paylaşamamışlar dünyayı, savaşa girişmişler. O zamanki bunların dördü diyelim en azından. Büyük sömürgeci ülkeler ve bu paylaşım probleminden dolayı kazananlar biz demişler bundan sonra neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirleyeceğiz. Bunların 5 ülkenin 4 tanesi zaten nüfusu itibariyle işte Hristiyan medeniyetinden çıkmış ülkeler. Amerika'sı var içerisinde, işte Birleşik Krallığı yani İngiltere'si var, Fransa'sı var, Rusya'sı var. Bir de Çin. Artık Çin'de herhalde görmezden gelememişler. O kadar kalabalık bir ülke. Hadi bunu da koyalım demişler ki o yıllarda Çin etkisiz bir aktör. Dışarıya bağımlı bir aktör. Bunun da etkisi olmuş. Daha hani 45'ten bahsediyoruz. Halen de Amerika'nın güdümünde, Amerika'nın inşa etmeyi planladığı. Sonra orada gelecek o komünist devrimi öngöremediler. Şimdi bu 5 ülkeye baktığımızda içlerinde Müslüman ülke yok. İçlerinde evet. Afrika yok. İçlerinde tüm bir Güney Yarımküre yok. Yani bu zenginlerin ya da daha şöyle diyeyim daha doğrusu zorbaların. Çünkü sopayla dünyayı hizaya getirip bundan sonra düzeni biz belirleyeceğiz, doğruyla yanlışı biz tayin edeceğiz diyen ülkelerin kendi aralarındaki bir anlaşması, bir elitler kulübü şeklinde bunu yapmışlar. Bunun hakkaniyetle, adaletle, meşruiyetle hiçbir ilişkisi yok. Bu işin ilkesel evet. Tutumu. Ama pratiğe baktığımızda dünya artık 45'lerin dünyası değil. Dünyada artık sadece sömürgeci ülkelerin birbirleriyle savaşlarını görmüyoruz. Dünyada bir zamanlar sömürge olup, bugün nüfusuyla yahut da farklı güç bileşenleriyle bu saydığımız 5 ülkenin en azından bir kısmını geride bırakmış ülkeler var. Hindistan var mesela. Hani Hindistan her ne kadar hani Enes Hoca'nın raporunda onun tematik itibariyle İslamofobi fobi anlamıyla sabıkası olan bir ülke olsa da öte yandan da nüfusuyla köklü geçmişiyle Hindistan ve Çin'e belki ayrı bir güç bileşenleriyle önemli bir ülke, çok önemli bir ülke. Bugün dünyanın en kalabalık, ikinci ülkesi yakın bir gelecekte en kalabalık ülkesi olacak ve coğrafi açıdan da pek çok açıdan önemli bir ülke. İslam dünyası. Bugün İslam dünyası da 45'lerin dünyası gibi değil.
O zamanlar bunların neredeyse tamamı İngiliz, Fransız toprağıydı. Yani bir Müslüman ülke BM'de olsa İslamofobiyi azaltıcı rolü olur mu sence? Muhakkak olur. Öte yandan da İslam dünyasının edilgenliğine son verme anlamında da önemli olur. Bugün en basitinden Türkiye'ye baktığımızda artık dünyada düzen koruyucu, düzen tesis edici bir ülke konumuna gelmiş. Yani Türkiye de 45'in Türkiye'si değil. Yani 45'in Türkiye'si halen daha milli mücadelenin yaralarını 20 yıl sonra sarmaya çalışan, halen daha yoksul, nüfusu az ve kendi kendine yetebilecek sanayi imkanları olmayan bir ülkeydi. Bugünkü Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında bu savaşı sona erdirmeye yönelik en ciddi adımları atabilen tek ülke. Buna ister tahıl koridoru deyin, isterseniz esir değişimi deyin, isterseniz Dışişleri Bakanlığı'nı bir araya getirebilme deyin. Bunu yapabilecek, bu üçünden bir tanesini de yapabilen ikinci bir ülke çıkmadı. Bugün Türkiye, Afganistan'dan Libya'ya, Irak'tan Suriye'ye, Balkanlardan Kafkasya'ya, Azerbaycan'a, Karabağ'a kadar, Azerbaycan parçası olarak her yere diplomatik ve askeri araçlar kullanarak müdahil olan, oradaki sorunları kaynağında çözmeye çalışan, çaba sarf eden bir ülke. Biz şimdi tabii Türkiye'yi biz Türkiye'den baktığımız için söyledik ama dünyada 45'e göre çok daha etkin, çok daha güçlü ve hakkaniyet bakımından da daha yüksek seviyede temsile ihtiyaç duyan başka ülkeler de var. Bu açıdan da pratik anlamda da bir karşılığı kalmadı. Bugün Allah aşkına Fransa'nın ya da Birleşik Krallığın dünyada düzen koruma, barış tesis etme anlamında ne etkisi var? Ne yaptılar? Karabağ'daki o Minsk beşlisi ne işe yaradı 30 yılı boyunca? Hani pratikte de bir karşılığı yok bu beşlinin artık. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela Central Park'ta Amerika'da bir Amerikalı yanına gitti ve bu tahıl koridoru ve Ukrayna'ya verilen dronlarda drone diyor işte SİHA'lardan dolayı teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ya bu Türkiye'nin demek ki mevcut pozisyonu, rolü hani bir anlamda belli imgelerin, imajların değiştirilmesi konusunda da bir etki oluşturuyor diyebiliriz ama bir taraftan bunun tam tersi de muhtemelen yoğun bir tablo karşımıza çıkıyor olabilir. Şimdi Enes Hocam sana şunu sormak istiyorum. Yani programın sonuna da yaklaştık. Şimdi geçen bir haber vardı. Taksim'de turistin rahatlığı diye işte Taksim işte Gezi Parkı'nda otellere yakın bir yerde hamak iki ağacın arasına asmış ve hamakta sallanıyor. Baktım bu turist nereli? Yani Arap mı, Batılı mı? Şimdi bu turist eğer Batılı Arap olsaydı muhtemelen görgüsüzlük olarak sunulacaktı Türk medyasında, bir kısmında en azından. Ama Batılı olduğu için turistin rahatlığı olarak sunulmuş. Türkiye'de bir, benim gördüğüm kadarıyla etnik temelli bir ırkçılık ya da İslamofobi yedebiliriz. Ama bu hani renk değiştiriyor bunlar sürekli. Var. Bir de inanç temelli var. Bunun bir dışarıdan gelenlere yönelik boyutu var. Bir de Türkiye'nin kendi içinde işte çarşaflı kadınların zincire vurulması temsilen veya işte bunların dışlayıcı şekillerde işte başörtüsü yasakları veya dindarlara, sakallı insanlara karşı bir ötekileştirme, aşağılama filan ve çeşitli yüzleri de var. Şimdi hem belki senin raporda Türkiye'ye bahsi var mı tam bilmiyorum. Hem rapordan hareketle hem de senin hani bu alanı çalışan işin uzmanı olarak gözlemi nedir? Türkiye'de de bir İslamofobi var mı? Varsa bunun renkleri, boyutları hangi açılardan bizim karşımıza çıkıyor? Şimdi raporda Türkiye yok. Çünkü Türkiye tabii Müslüman bir ülke olarak ayrı bir kategoride değerlendirmek gerekiyor. Ama raporda mesela Arnavutluk var. Kosova var. Buralar mesela Kosova ciddi bir Müslüman nüfus var. Ve Kosova'daki, Arnavutluk'taki tartışmalara baktığımız zaman Türkiye'deki tartışmalara çok benzer. Kosova'daki elitler, Kosova'daki batılılaşmış elitlerin temel argümanı, yani biz kurtulalım bu İslam dünyasından, kurtulalım. Biz batılı bir toplumuz, biz Avrupalıyız, Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Dolayısıyla bizi doğulu gibi gösteren imajlardan Müslüman kimliğimizi saklamalıyız, bunu ön plana çıkarmamalıyız. Biz Avrupalıyız, dolayısıyla yeni bir tarih inşası. Bir ulusal kimlik ve tarih inşa etme girişimi var Kosova'da mesela ya da Arnavutluk'ta. Görünür İslamiyet'ten arındırılmış, Osmanlı'dan arındırılmış bir tarih anlatısı. Şimdi aynısının aslında Türkiye'de şahit olduk biliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi neden kaynaklanıyor bu? Birincisi aydınlanma ideolojisi dediğimiz ideoloji aslında dinle temelde problemli bir ideoloji. Dolayısıyla aydınlanma ideolojisi Fransız devrimi biliyorsunuz dini toplumsal hayatın dışına çıkardı.
Aydınlanma felsefesinin temel unsuru aklı aslında başlı başına bir otorite haline getirdi. Vahiy ile yüce olanla, Tanrı ile olan bağı kesildi biliyorsun. Onun öncesinde aklın üstünde de bir otorite olarak Tanrı vardı. Bu Hristiyan teolojisinde de böyle, İslam'da da böyleydi. Ondan sonra bu kesildi. Kesildikten sonra akıl başlı başına bir otorite haline geldi. Şimdi dolayısıyla din aslında olağan dışı bir aslında konu. Yani toplumsal hayatın dışına itilmiş ve bir ucube haline geldi Batı'da. Değil mi? Din dediğimiz şey artık toplumsal hayata Batı'da yön vermiyor. Kiliseler var, işte kültürel olarak Hristiyanlık devam ediyor ama artık Hristiyanlığın siyaseti etkilediğini, çekip çevirdiğini iddia etmek mümkün mü? Değil. Şimdi fakat İslam dünyasındaki bu dönüşüm gerçekleşmedi. İslam dünyasında bu dönüşüm gerçekleşmesi için iki tür aslında şey oldu. Bir, biliyorsunuz Batı İslam dünyasını işgal altına aldı. Bir, sömürgeci güçler sömürgeleştirdikleri İslam topraklarında batılı beyaz bir elit yarattılar. Cezayir'de, Tunus'ta, işte efendime söyleyeyim Pakistan'da. Ve bunlar eliyle bu toplumlar dönüştürülmeye çalışıldı. İslamiyet dönüştürülmeye çalışıldı. İkincisi, bizim gibi toplumlar sömürgeleştirilemediler. Değil mi Türkiye? Fakat Türkiye kendi kendisini batılılaştıran bir toplum. Değil mi? Ve bundan kaynaklı olarak da self-orientalization dediğimiz, self-orientalizm dediğimiz kavram ortaya çıktı. Yani kendine bir batılı gibi bakmak. Doğunun doğulaştırılması dediğimiz orientalizm kavramında. Dolayısıyla Türkiye'deki ortaya çıkan batılılaşmış elit de İslam'a, İslam kültürüne, Arap dünyasına, İslam dünyasına hep problemli bir alan olarak baktı. Bunun en sloganik kavramı dış politikada Orta Doğu bataklığından uzak duralım. Mesela siz bir Fransız entelektüelinin yahut İngiliz entelektüelinin Orta Doğu bataklığından bahsettiğini duyabilir misiniz? Yani özellikle dış politika analistinin duyamazsınız. Neden Fransa'nın çıkarlarını, Amerika'nın çıkarlarını konuşur o? Yani neden Orta Doğu bir bataklık olsun ki bizim için? Bizim tarihsel olarak yüzyıllarca sınırdaş olduğumuz, akraba topluluklarının olduğu, efendime söyleyeyim, Türkiye'nin güvenlik çıkarlarını doğrudan etkileyen ulusal çıkarlarını bir coğrafya. İslam dünyasının bir Orta Doğu bataklığı olarak nitelendirilmesi de aslında bu ideolojiden kaynaklı bir söylem. Onun dışında tabii Türkiye'deki laiklik, katı militan laiklik anlayışının, laikçilik anlayışının aslında doğrudan Fransa'dan etkilendiğini biliyoruz. Ve şimdi yapılan tartışmalara baktığınız zaman onu biz şeyini sürebiliyoruz. Takibini yapabiliyoruz. Mesela başörtüsü yasağı gündemde. Türkiye'deki başörtüsü yasağını hatırlayın. Ve Türkiye'de kullanılan söylemlerle Fransa'daki söylemler aynı. Kamusal alan, kamusal alanda tarafsız olmalıdır gibi semboller, bu tartışmalar aynı. Türkiye'deki 1990'larda yaptığımız tartışmaların aynısının bugün Fransa'da yapıldığını görüyoruz. Mesela helal kesim yasağı. Bugün Batı Avrupa'da helal işte kesimle ilgili yasaklar getiriliyor hayvanlara işte. Bunun Türkiye'de helal kesim üzerinden değil ama kurbanda yapılan tartışmaları hatırlayın. Hayvanlara eziyet edildiği ile ilgili efendime söyleyeyim. Şimdi her kurban biz bunu tartışırdık Türkiye'de hatırlayın. İkincisi, üçüncü örnek olarak baktığınız zaman burka yasağı mesela. İşte biliyorsunuz kadınlar kendine has özel çarşamba kıyafetle denize giriyorlar. Burkini yasağı, özür dilerim. Burkini yasağı, özür dilerim. Fransa'da mesela burkini yasaklandı plajlarda. Yani Müslüman kadınlar işte örtülü olarak denize girmeleri yasaklandı. Havuza girmeleri yasaklandı. Türkiye'de mesela bir dönem bazı belediyeler kadınlara has plajlar oluşturmaya niyetlendiler. Böyle plajlar açtılar ve bir partinin kadın kollarının oraya gidip saldırdığını, laiklik adına paravanları yıkmaya çalıştığı ile ilgili haberler okuduğumu hatırlıyorum ben. Aslında benzer bir ideolojik zeminden hareket ettiği için aydınlanmacı, ondan sonra teolojiden hareket ettiği için bu İslam düşmanlığı aynı zemini paylaşıyor. Dolayısıyla aynı şekillerde tezahür ediyor. Bu açıdan baktığınız zaman birçok ortak noktasının olduğunu görüyoruz. Ama farklı olan noktaları ne derseniz, tabii ki Müslümanlar Türkiye'de çoğunluktalar. Batı'daki gibi bir zayıf azınlık değil. İslamiyet Türk toplumunu, Türk kültürünü, Türk dilini, Türkçeyi yoğurmuş, şekillendirmiş olan bir kültür. Ve bu İslamiyet, dolayısıyla bu acayip şizofrenik yaklaşımlara da neden oluyor. İslamiyetle ilgili, İslam kültürüyle ilgili. Bu açıdan baktığınız zaman Türkiye'de
Fransa ile karşılaştırdığınız zaman Almanya ile karşı daha şiddet, daha radikal bir İslam düşmanlığı olduğunu söyleyebiliriz. Bu kendisini çok daha sert biçimlerde ortaya koyuyor. Çünkü İslamiyet o kadar baskın ki Türkiye'de, kültürel hayatta dediğimiz gibi, günlük hayatımızda, mimarimizde, yani günlük pratiklerimizde, her şeyimizi şekillendirmiş olan bir kültür. Ve buradan kaynaklı olarak bundan kurtulma, bunu dönüştürme ile ilgili bu radikal batıcı, batılılaştırmacı ideolojinin uyguladığı yasaklar, baskıların yaratmış olduğu gerginlikler ve gerilim bugün hala Türk siyasetini biliyorsunuz şekillendirmiş durumda. Yani bundan kaynaklı aslında. Dolayısıyla Türkiye'ye yabancı bir mesele değil. İşte ev arıyor mesela bir insan, gidiyor işte bir siteye. Ona diyorlar ki işte burası seküler ve laik bir site. Hani burada size ev veremeyiz. Hani siz bizimle yaşam, mesela hayat tarzı tartışmaları hatırlayın. Değil mi? Bugün mesela hayat, yaşam tarzına müdahale, yaşam tarzı tartışmaları Batı'da da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında çok farklı bir şeyden bahsetmiyoruz. Temelinde ikisi de birbirini besliyor bir açıdan baktığınız zaman. Türkiye'ye Batı'dan yaklaşımın temelinde de yine temel unsurun İslam düşmanlığı ve İslamofobi olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesiyle ilgili tartışmalarda da şekillendiren temel argüman aslında bu. Yani Türkiye'nin şu şartları yerine getirsin, biliyorsunuz Türkiye bütün şartları yerine getirdi ama bir türlü müzakereler başlamadı. İlişkilerimizin en iyi olduğu zamanda. Kıbrıs Rum kesimini şey aldılar. Evet. AB'yi aldı. Bütün sorunlarına rağmen alındı. Dolayısıyla aslında oradaki temel argüman neydi? Türkiye kültürel olarak farklı bir ülke. Hani İslam demiyorlardı açıktan. Türkiye çok büyük bir ülke gibi argümanların arkasına saklandılar ama temel aslında buradaki sorun Türkiye'nin nüfusunun çoğunun Müslüman bir ülke olması ve kültürel olarak Batı'ya adapte olamayacağı ile ilgili argüman. Bu tabii başka bir tartışma. Şimdi Hüseyin, yani Enes Hoca'nın Türkiye'deki İslamofobi ile ilgili çizdiği çerçeve, yani bir uzman olarak meseleye çalışıyor. Açıkçası çok ürkütücü bence. Yani Türkiye'de bu kadar köklü bir İslamofobinin olması hakikaten beni korkuttu. Yani biz bununla ilgili mesela bir kitap yayınladık. İslamofobi in Muslim Majority Societies diye İngilizce. Orada hani Türkiye'de inceleniyor, Pakistan'da, Malezya'da inceleniyor ve şimdi yeni Türkiye'de İslamofobi diye bir kitap da çıkaracağım ben. Çok önemli. Şimdi mesela Batı'daki İslamofobinin temellerini anlatırken verdiği örnekler, işte dini temelleri, tarihsel temeller filan. Hani Batı açısından bunu Türkiye'nin ötekileştirilmesi ya da İslam'ın ötekileştirilmesini yani bir şekilde bir yere oturtabiliyorsun ama Türkiye'deki İslamofobi ve Türkfobi anlamında baktığımızda bunu temellendirmek açıkçası çok zor ve hakikaten bu celladına aşık olmak ve oradan hareket edip kendi toplumunu dışlayacak ve ona belki zulmedecek şekilde bakılan bir şey, bütünsel durum ortaya çıkmış durumda. Burada şeyin de etkisi var bence bir miktar. Özellikle bu film endüstrisinin, işte öncelikle buna biz Hollywood üzerinden bakıyorduk ama şimdi işte bu yeni iletişim ortamları, Netflix vesaire, buralarda üretilen içeriklerde İslam hem bizzat kendisi olarak hem de işte la ilahe illallah gibi, eşhedü en la ilahe illallah gibi ezan anlamında, yani böyle şiddetle, sapkınlıkla, ben affınıza sunuyorum izleyicilerinde, tacizle, tecavüzle ve şiddetin her türlü formülü özdeşleştirilecek şekilde filmlerde ve terörle özdeşleştirilecek şekilde filmlerde sunuluyor. Bu şimdi kendisine Batı'dan bakan, yani kendi kimliğini ve kendi dinini Batı'dan aktarılan içerikler üzerinden okuyanlar açısından ve kabul edenler açısından çok büyük problem ve bu zamanla bir yaşam tarzı meselesine dönüşüyor ve ondan sonra da içeride biz bunların ürettiği bu problemli yaklaşım biçimini nasıl giderebiliriz vesaire bağlamında bir toplumsal kaos ortaya çıkıyor. Burada bitiriyorum programı. Müsaadenle. Ben de gerçekten de içerideki İslamofobiya gerçekten önemli ve belki de bir aşağılık kompleksi de barındırıyor. Bunun içerisinde psikolojik bir analiz yapmak gerekir diye düşünüyorum. Evet, filmle ilgili de bir şey eklemek lazım. Türkiye'deki Yeşilçam filmleri de aslında Hollywood filmlerini geçecek derecede İslamofobik öğelerle, hoca tiplemesi, hacı falan. Sürekli işte sahtekar, süte su karıştıran, şekeri işte
içine pirinç katan, hatırlayın yani o tabii, Kemal Sunal filmlerini cahil ve baskı altında iradesi olmayan başörtülü kadınlar yıllarca da böyle bu şekilde Yeşilçam üzerinden de böyle bir mesaj da verildi Türkiye'de. Evet. Maalesef. Değerli izleyenler, bu akşam doçent doktor Enes Bayraklı misafirimizdi. Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi aynı zamanda. Viyana Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans, doktora Enes hocamız yapmıştı. Bu akşam kendisini misafir ettik. Hocam bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür size vakit ederim. Ayırdığınız için. Ve çok değerli bir çalışmayı, İslamofobi raporunu konuştuk ve onun üzerinden biraz da gerek Batı'da gerekse Türkiye'deki yansımalarını ele aldık. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve başka bir konukla görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın.